Merhaba tekrardan. Bugün konumuz Newton's uzay zamanının matematiği. Burada fizikten daha çok matematiksel olarak artık nasıl bunu anlatacağım. Bunun için sıfırdan başlayacağım. Bütün tanımları vererek böyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk tanımımız bilinen form. Bilinen form için önce bir vektör uzayı almamız gerekiyor. Buradaki vektör uzayı ağzından çıkan bütün vektör uzayları boyutu 1 veya 1'den daha büyük şeyler. Şimdi şöyle bir fonksiyon kullanıyoruz. Vektör uzaylarını çarpıyoruz. Yani v kartezden v'den v'ye gidiyor. Bütün v vektörlerini alıyoruz. Bütün w vektörlerini alıyoruz. Real sayılar cisminden de 2 tane skalar alıyoruz. Şu özelliğe bakıyoruz. Eğer g fonksiyonundaki bu toplam bu şekilde 2 lineer bir toplam şeklinde yazılabiliyorsa ve gene sağdan da sağdaki toplamda gene bu şekilde 2 toplam şeklinde yazılabiliyorsa bu g'ye lineer koyuyoruz v vektörlerinin üstüne. Şimdi sadece bu yetmiyor bilinen form. İki tane de ekstra özellik koyacağız bilinen formumuza. Bunlardan birincisi simetri özelliği. G artık burada bir vektör uzayı. V bir vektör uzayı. G'de bir bilinen form. Şuna bakıyoruz. Eğer öncelikle V'yi alıp sonra W'yi almamız lazım. Öncelikle W'yi alıp sonra V'yi almamız eğer aynı şeyse bu form artık simetrik bilinen form diyeceğiz. Ve bir de şöyle bir özelliğimiz daha var. Bütün W vektörleri için G yani lineer formun sonucu sıfır olması, V'nin sıfır vektör olması gerektiriyorsa da bu forma non-linear bir form diyoruz. Şimdi şöyle bir tanımımız var artık. İş çarpımı tanımlayabiliriz. Şimdi lineer formumuz var artık elimizde. Onu başlangıçta tanımladık. Ekstra olarak simetri ve non-degenerik özellikleri sağlanıyorsa G'ye artık V vektör uzayı bir iş çarpımı yapıyoruz. Özel olarak da bu ikiliye iş çarpımı uzayı diyoruz. Burada şöyle bir başlık açtım, biraz üzerine tartışalım dedim. Burada dikkat ederseniz matematiksel fizikte iş çarpımı tanım dedim. Çünkü burada şöyle bir farklılık yaptım. Mesela şunu böyle bahsedeceğim, analiz kitapları var mesela. Bir de bizim matematiksel fizik diye bir alanımız var. İki tanım nasıl birbirinden farklı? Şimdi klasik analiz kitaplarında şöyle bir şey oluyor. Mesela G1'in iş çarpımı olması için şöyle bir koşul koyuyorum. Her zaman ya 0 olacak ya da 0'dan büyük bir şey olacak. Ve şöyle bir koşul daha konuluyor. Bu 0'sa ancak ve ancak V vektörü 0 vektörüdür. Peki biz bu tanımda bunun daha genel bir halinden bahsettik. Şöyle dedik. Bütün V vektörleri için V'den bu vektör uzayındaki V vektör uzayındaki vektörler eğer bu bilinen formun sonucu 0 oluyorsa V 0'dır dedik. Ve ilk aksiyonu kullanmadık. Çünkü matematiksel fizikte her zaman bir vektör kendisiyle iş yaptığımız zaman pozitif bir nicelik çıkmak zorunda değildir. Ama eğer ki bu tanıma ben şu özelliği koyarsam bu otomatik olarak gelecek. Çünkü artık sonuç her zaman pozitif olacağı için bir şeyin 0 olması ancak o vektörün 0 olmasıyla mümkün olacak. Ama bu daha genel dedik. Çünkü burada bütün W vektörleri için sağlıyor. Şimdi örneğimiz var mesela burada, bu tanımı sağlayan. Burada Rn'in bir vektör uzayı olduğunu biliyoruz. Rn çarpı Rn'den R'ye gidiyoruz. Şimdi G'nin kuralını da şöyle tanımlıyorum. N-1'inci komponentlere kadar hepsini topluyorum. Burada üstüncüsü de şeyi temsil ediyor, vektörün birinci komponenti. İşte ikinci komponenti. N-1'inci komponentlere kadar bildiğimiz öykülükten iş çarpımı gibi. Fakat N'inci terimin başına bir eksi işareti koyuyoruz. Daha özel bir iş çarpımı. Bunun aksiyonları sağladığını kolaylıkla görebiliriz. Mesela hatta bir direkt sözel olarak söyleyeyim. Bu Rn dediğimiz şey reel sayılar cismi üzerine bir vektör uzayı. Reel sayılar cisminin mesela değişmeli bir cisim olduğunu biliyoruz. Orada çarpma yaparsak değişmeli. Mesela bunları yer değiştirirsem iş çarpımı simetrik kalacak. Non-degenerik de benzer şekilde. Bu aksiyonu sağlatmak için reel sayılar cisminde yazdığım zaman bu cismin tek bir ihtimal var. O da V vektörünün sıfıra eşit olması. Yani bütün komponentleri sıfır. Bir de ne özelliğimiz vardı? Simetrik. Bir de bilinerlik. Bilinerlik zaten reel sayılar cismi üzerine vektör uzayı. Reel sayılar cismi de zaten bir halka. Orada dağılma özelliği var. Dağılma özelliğinden ufak bir hesaplamayla gösterebiliyoruz onu da. Şimdi ben basitlik olması açısından böyle küçük bir örnek aldım. R2'nin gel vektör uzayı olduğunu biliyoruz. R2 çarpı R2'den R'ye gidiyoruz. Daha dün bahsettim şurada. Ne dedik? En son terimin başında bir eksi olacak. O eksiği buraya koyduk. Şimdi burada bazı vektörler var.
Mesela U dediğim şey hareketinde bir eleman. Kendisi var iş şartına baktık. Gördüğünüz gibi negatif de çıkabiliyor artık. Tanımı genişlettiğimizi söyledim başta. Sıfır da çıkabiliyor mesela. 1 çarpı 1 eksi 1 çarpı 1 sıfır. Ve pozitif de çıkabiliyor. Peki bu bize neyi söylüyor? Bu bizi bir sınıflandırmaya götürecek. Vektör uzayımız var. Gene bir iş çarpımız var. Ve sıfırdan farklı bütün bir vektörlerine bakıyorum. Sıfır vektöründe zaten her şey bariz olduğu için onu almıyorum. Sonuç sıfırdan küçük bir şey çıkıyorsa G'ye negatif tanımlı bir işaret ediyorum. Eğer bu şekilde sıfır veya sıfırdan büyük bir şey çıkıyorsa pozitif tanımlı bir işaret ediyorum. Ama mesela bu örneğimde olduğu gibi her üç durumda birden meydana gelebiliyorsa o zaman G'ye belirsiz bir işaret ediyorum. İngilizce'de bu indefinite diye geçiyor. Ben bu şekilde çeviriyorum. En azından uyumlu. Çünkü nasıl davranacağını belli değil. Eksi olduğu zaman gerçekten de her üç durum birden sağlanabiliyor aynı anda. Şimdi bir tanımımız daha var. Kuadratik form dediğimiz şey. Bir vektörün kendisi olan iş çarpımını bir map olarak tanımlıyoruz. Bu gönderme kuadratik form diyorum. Bunu ileride kullanacağım için verdim. Birim vektörde eğer bu kuadratik formun sonucu artı ya da eksi bile gidiyorsa bu vektörleri birim vektör olarak tanımlıyorum. Şimdi daha değişik bir tanım var. İndeks tanımı dediğimiz. Bu tanım aslında bizim iş çarpımı daha genel olarak tanımlamamızın bir sonucu olarak. Eğer pozitif tanımlı analizciler gibi pozitif tanımlı bir iş çarpımı tanımı yapsaydık indeks denen niceliği tanımlayamıyorduk. Fakat indeks geometrik çalışanlar için de matematiksel fizikte önemli bir nicelik. Bu da şu şekilde. Kaç tane vektörü, yani şöyle ki E'den vektör uzayıp gelen baz vektör dedim. Bunlara bakıyorum. Bu baz vektörlerinden kaç tanesinin kuadratik formuna baktığım zaman sonucu eksi 1 oluyor. Mesela şöyle yaparsak bir önceki örneğimde vektör uzayım R2 idi. R2 dediğimiz şey şöyle yazabiliriz. Şimdi tanımımızı buraya uygulayalım mesela. Örneğin bir sıfır vektörünün kendisi olan iş çarpımına bakalım. Tabii ki de şu kuralı sabit kalarak. Yani iş çarpımının artık son terimde eksi olduğunu söyledik başında. Burada sonucumuz 1 çıkacak. Çünkü 1 çarpı 1 eksi 0 çarpı 0'dan 1. Peki ikinci vektörümüze bakalım. Yer vektörümüze. Bu da bu sefer 0 çarpı 0 eksi 1 çarpı 1'den eksi 1 çıkacak. Yani demek ki neymiş bu tanımımızda? İndeksi dedik bu E'lilerin kaç tanesinin 0 olduğunu. Burada bir tane vektör için eksi 1 sonucunu elde edebildik. O halde bu G dediğimiz iç çarpımın indeksi mesela bu örnek için 1. Peki böyle bir tanımı neden yaptık? Bu geometri için önemli bir tanım. Şöyle ki bu iç çarpımın indeksi dediğimiz şey vektör uzayın hangi ortalama normal bazı seçersek seçelim değişmiyor. Bunu aslında kanıtlayacaktım fakat vaktim biraz az olduğu için. Ama mesela şöyle görebiliriz. Örneğin R 0 olsaydı, yani indeksi 0 olsaydı bu iç çarpımın demek ki her zaman vektörden pozitif çıkacaktı kendisi de onun iç çarpımı. Bu da pozitifse bir iş çarpım. Hangi baz vektörünü seçersen seçeyim artık pozitiflik bozulmayacağı için orta normal bazımı istediğim gibi seçebileceğim anlamına gelecekti. İspatına eğer baktığım kadar sayılacağım. Kalmazsa notumda var, çekebilirsiniz. Ama güzel bir şey yani, iyi varyant. İstediğimiz gibi seçebiliyoruz. Şimdi artık konuşmanın burası hazırlık kısmıydı. Şimdi fizikle ve matematikle orta bir ilişkili olan kısmına geçebiliriz. Minkowski uzay zamanını tanımlayacağız. Aslında tanımımız oldukça basit. Şöyle ki, R4 dediğimiz şeyin reel bir 4 boyutlu vektör uzay olduğunu biliyoruz. Ve burada indeksi 1 olan bir iş çarpımı diyorum. Bu ikilerin Minkowski uzay zaman diyorum. Yani artık iş çarpımımız şöyle bir uzay. Buna gelecekle gösteriyorum. Mesela bir V vektörüm olsun. Bu R4'ün bir elemanı. Bir de W olsun. Bu şekilde yazıyorum. Yani dördüncü komponentin artık başına bir eksi işaret var. Peki buraya kadar her şey güzel. Bir vektör uzayı var, bir de iş çarpımı var. Yani artık bir iş çarpımı uzayı elde ettik. Peki şu soruyu soralım. Fizik yapabilmek için yeterli bir iş yaptık mı? Burada tabii ki de yetersiz. Çünkü sadece bu zamana kadar matematik yaptık. Fizikse de herhangi bir şeyden bahsetmedik. Bir varsayımda bulunmadık. Şimdi burada Einstein devreye girecek artık. Einstein'ın iki tane postulası dediğimiz şeyi ekleyerek özel görelilik teorisinin iki tanımını yapmış olacağız. Burada artık özel görelilik teorisini şu şekilde tanımlıyoruz. Minkowski uzay zamanı tanımladık. R4 ve indeksi 1 olan bir iş çarpımı. İki tane postulatımız var.
Burada postulat kelimesine belki yabancı olabilirsiniz. Fizikte daha çok kullanılan bir kavram. Şöyle bazı deneysel varsayımlar ve öngörüler. Bunlardan ilki denklik prensibi diyoruz. Bu tabii ki de aslında Einstein'a ait bir şey değil. Galileo zamanında bilinen bir şey. Fizik yasaları birbirlerine göre sabit eden, sabit hareket eden iki sistem de aynı. Yani mesela burada bir sistemimiz var. Bu tarafa B hızıyla hareket ediyor. Mesela burada da başka bir sistemimiz var. Bu da B hızıyla hareket ediyor. Bunların ikisi birbirine göre sabit hızlarla hareket edecekler. Bunda mesela X yasası geçerliyse fizik olarak, bunda da X yasası geçerli olacak. Bunu söylüyorum. Bu yüzden denklik deniyor buna. Bu ikincisi ise deneysel bir bulgu. Eşit hızı dediğimiz şey 3x10^8 metre bölü saniye değerine sahip. Ve bu değer evrendeki en yüksek hız değeri. Burada şöyle bir tarihsel bir şey de söyleyeyim. Bu Einstein zamanında kabul edilmiyor çok. Daha yüksek hızlarda ulaşılabileceğini hala da savunanlar olmuş. Ama bugünkü deneysel bilgiler bunun en yüksek hız olduğunu söylüyor bize. Şimdi başta şöyle bir sınıflandırma yaptık iş şartlarından için. Pozitif tanımlı, negatif tanımlı ve belirsiz diye üçe ayırdık. Bir de şimdi özel görelilik teorisinde bir sınıflandırma yapacağız vektörlerimizi. Şimdi Minkowski uzay zamanında bir vektör alıyoruz. Şimdi kendisiyle iş şartlık. Tanımlarında nasıl olduğunu söyledik. Son komponentin başına bir eksik geliyordu. Eğer sıfırdan küçük bir şey çıkıyorsa buna zamansal diyoruz. Time-like vektör, İngilizcesiyle. Eğer sıfır çıkıyorsa buna da ışıksal diyoruz. Light-like. Bazı kaynaklar bunu biliyor. Eğer sıfırdan da büyük bir şey çıkıyorsa B'ye uzaysal diyoruz. Space-like. Bu şekilde bir sınıflandırma yapıyoruz. Peki bunun fiziksel anlamı ne? Şimdi fiziksel olarak yorumlayabilmek için şöyle bir şey yapacağız. X ve X0 dediğim şey Minkowski uzay zamanın iki farklı eleman olsun. Yani burada iki tane farklı vektör oluyor. Bunlar herhangi rastgele bir şeyler. Ve şu kuadratik formülü sağlasınlar. Yani iki vektörün farkı olan vektör bizim sınıflandırma tanımımıza göre sıfır çıktığı için white-like bir vektör olmasını istiyorum. Yani ışıksal. Şimdi eğer bunu yazarsam tek tek bileşen bileşen işte birincinden çıkardık kareleri kendisi çarpmamız çünkü bu şekilde olacak. Bunu da buraya yolladığım zaman şu negatif olan terimi bu şurada yanlış yazmışım. 4 boyutlu uzayda yaşayan konunun bir denklemi aslında. Bir konuya geçiyoruz. Bunu bir ışıksal vektörlerle oluşturduğumuz için bu konuyu ışık konusu adını vereceğiz. Şimdi ben burada birkaç basitleştirme yaparak bizim bu yaptığımız vektör sınıflandırmasının ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Yani fiziksel olarak bu işte ışıksaldır, uzaysaldır ne gibi bir anlama yol açıyor ondan bahsedeceğim. Şimdi mesela şöyle yapalım. Bir tane şey, şu terimin mesela olmadığını varsaysaydık bu rekt değişen bir konu denetlemi olacaktı. Biz de en azından bir tanesinin yokken ne gibi bir davranış gösteriyor bu konu bunu inceleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey olsun. Konumuz. Yani aslında şöyle yapıyoruz. X mesela bir V vektörü alalım. Bu V vektörü X, Y, 0. Son terimine de CT diyorum. C bu da ışık hızı. Ve buradaki X 0'ı da 0, 0, 0 alacağım. Yani şöyle olacak. Artık 3 boyuta görmüş olduk konuyu. Ve origin dediğimiz şey, burada demişim, konunun X 0 noktası, konunun tekillik noktası. Artık tekillik origin'de olacak, yani 0. Sadece daha basitleştirmek için oluyor. Şimdi bir de şöyle bir şey biliyoruz en klasik fizik derslerinden. Bir konumu V çarpı T şeklinde yazabiliyorum. Şimdi ne dedik? Işık hızıyla ilgileniyoruz bir teoride. Ana odak noktamız asıl arası. Şöyle yazalım. X eşittir cepte. Güzel. Ama bu bizim için yeterli değil. Burada başka bir birim sistemine geçiş yapacağım. Doğal birim sistemi denilen. Yani doğal birim sisteminde şöyle bir şey var. Işık hızı, Planck sabiti gibi şeyleri bir okuyoruz. Böyle bir birim sistemi. Teorik fizikte daha çok kullanılan bir sistem. Hesaplamaları daha basitleştirmek için. O halde bu ne olmuş oldu? X eşittir T. Bir de bunu eksi ct yapsaydım, yani yönünü ters yön alsaydım, bir de x eşittir eksi xt olacaktı. İsterseniz buna bir bilgi bunu ekleyeyim. Yani x eşittir t doğrusu şu konunun yüzeyinde kalan kısım. Altında tamamlayalım. Şu konunun yüzeyinde kalan kısımlar. Bu da aynı şekilde x eşittir eksi t de bu konunun yüzeyinde kalan kısımlar olmuş oluyor. Yani bu bize şunu söylüyor. Konunun üstünde kalan şeyler neydi? Konu denklemimiz neyle oluşturduk? Işıksal bir iki vektör olarak oluşturduk. Demek ki bu şeymiş. Işıksal vektörler, burada ışık hızıyla giden vektörler olmuş olacak. Bu da şunu söylüyor, bu konunun yüzeyinde yaşayan şeyler fotonlar, foton gibi şeyler. Yani kütlesiz parçacıklar, kütlesiz parçacıklar ışık hızına ulaşabiliyor. Diğer ikisi için de şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela bir de şöyle bir şey gibi.
tanıma geri dönecek olursak. Zamansal dedik mesela. Zamansal dediğimiz şey de küçük kendisi, iş kendisi olan iş çarpımı sıfırdan küçük bir şey olurdu. Bu da şunu söylüyor, bu kısımdaki parçacıklar ışık hızından daha küçük bir hızla hareket ediyorlar. Bunlar ise ışık hızından daha büyük. Bu da fiziksel olarak imkansız. Matematiksel olarak uzayın elemanları, evet, tanımlar. Fakat fizikte böyle bir şey yok. O yüzden fiziksel bir anlamları yok. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu bildiğinizi varsayacağım. Bir teorem ispatlarını kullanmam gerekecek. Kuş işi varsa eşitsizliği. Şimdi kuş işi varsa eşitsizliği şöyle, rektifte iki tane vektör alıyorum. Burada x ile y vektörünün iş çarpımına baktım. Bunun karesi, öncelikle x'in kendisi olan iş çarpımından ve y'nin kendisi olan iş çarpımından x'in çarpımı daha büyük bir incelik. Ve şöyle bir şey daha söylüyor bu bize, güzel bir şey söylüyor. Burada gördüğünüz üzere bir de eşit olma durumu var. Eşit olma durumu da ancak ve ancak x ile y vektörünün lineer bağımlı olduğu durumda geçer. Yani x'i lambda bir reel bir katsayı olsun, sabit olsun. X'i lambda çarpı omega şeklinde yazabiliyor. Yani lineer bağımlı. Bir diğerinin katı cinsinden yazılabiliyor. Buraya da adamların resimlerini koydum. Bir kuşu bir kişi var. Şimdi şöyle ilginç bir teorimiz var. Eşiksel vektörün ne olduğunu söyledik. Eşiksel vektör dediğimiz şey kendisi olan iş çarpımı. Sıfır olan şeylerdi. Tabii Minkowski iş çarpımına göre. V ve W, Minkowski uzayın elemanları. Bu iki vektör birbirlerine gittilerse aynı zamanda birbirlerine paraleldir. Bu bayağı ilginç bir sonuç. Yani böyle bir iş çarpımı tanımlamanın bedeli böyle garip geometrik şeylere sebep oluyor. Bu konuşmayı hazırlamaktaki amacım da buydu. Bu fiziksel olarak da yorumundan bahsedeceğim birazcık. Öncelikle matematiksel kantini yapmak istiyorum bunu. Zaten çok zor bir şey değil. Bu şişi varsa kullanacağız. Şöyle yapalım. Şimdi mesela paralel olsunlar. Öncelikle bir tarafını kanıtlayalım. Çünkü ancak ve ancak var. Paralellik dikey gerektirir. Biz bunu kanıtlayalım. Şimdi paralellerse şöyle olacak. V'yi bu şekilde yazabiliyorum demek. Şimdi şuna bakalım. Şu iş çarpımına bakalım. Şimdi biz başta bilinerlik diye bir şey tanımlıyoruz. Bilinerlik neydi? Skalerin dışarıya geçebilmesini sağlıyor. Yani bu lambdayı bu iş çarpımının başına alabilirim artık. Baştaki varsayımım neydi hipotezden? Bunlar, pardon şöyle bir saniye. Paralel dersinlikler. Orada W ile F olacak. V ile W. Evet. Anladım. B yine lambda W yazdım. W olacak, B yine lambda W. B kalacak dedin. W kalacak, sağ tarafta. Lambda da diyor, W olacak. Evet. Şimdi şöyle oldu o zaman. Şöyle düzeltelim, teşekkür ederim. O halde şu lambayı zaten dışarıya aldık. Başta neydi? İki vektör de eşitsel bir vektör. Yani kendisi olan iş çarpımı sıfırdı. O yüzden lambda çarpı sıfır geldi artık. Bu da sıfır. Sıfırsa bir şeyin kendisi, bir şeyin iş çarpımı sıfırsa dikdik var demektir. O yüzden bu kısmını kanıtladım. Bu kolay olan kısmıydı. Burada kuş işi bazı kullanmıyoruz. Biraz daha çetrefilli olan kısmı dikdikten paralelde geçmek olacak. Onun için şöyle silip başta yemeğim için silmem gerekecek. Zor olan kısmı, biraz daha zor olan kısmı dedik. Dikdikten paralelliğe geçmek. Şimdi burada kuş işi varsa kullanacağız. Onun için o sayfaya girmemek. Şimdi şöyle, V dediğim şey Minkowski uzayında. Böyle yazabiliriz bunu. W dediğimiz şey de şimdi biz ne dedik? İkisinin ışıksal olduğunu baştan söyledik teoremde. Yani bu şu demek. Buradan şöyle bir bilgi elde ediyorum.
0 ve bir de şöyle bir bilgim var. Benzer şekilde.